Volley'nin içerik token'ı fan token ön satışları bir başladı ve 25 Ağustos Perşembe saat 13'e kadar da devam edecek. Eğer sen de premium içerikleri izlemek, forma maç bileti kazanmak, voley yorumcularıyla tanışmak ve hatta onlarla maç izlemek istiyorsan bir gir ve fan token'ını al. Bu ve diğer sürpriz gelişmeler için de fan token'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma. Beşiktaş'ı da sevdim. Beşiktaş'ı sevdim. Çünkü oyunu seviyorum ya ben. Beşiktaş, bu arada ben şeyi İsmail e, Valerian İsmail de muhtemelen evet. e, ne bileyim her akşam kafasını yastığa koyduğunda böyle gözünü düşünüp Beşiktaş nasıl oynamalı resmini bence gördü. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hayal ettiği galibiyet bu bence. Evet yani şöyle söyleyeyim. Tabii şimdi kara Sürdürülebilir mi miyim? Hemen oyunu topla çıkalım falan. Pirlo. Ya baba. Ya bir kere sen de Pirlo mu var baba ya? Topla çıkma işine var ya. Harbiden kim çıkarttıysa. Bu Guardiola dünya futboluna büyük kötülük yaptı ya. İnanma. Abi ya. işte benzer... Bu bekle çıkmak, uzun topla çıkmak. Ne bileyim işte. Efendim, iki yani sıkıntı. orta saha oyuncusuyla oyuna çıkmak falan gibi bir şeyler. Bitti hepsi bitti ya. Herkesin stoperin ayağı iyi olacak. Kalecinin ayağı Böyle şey şey işler bunlar böyle. Gereksiz, lüzumsuz işler ya. Yok işte gerekirse gol yiyeceksin. Kuroev böyle demiş falan. Zubi Zaharet'te sen de orta sahaya <laughs> kadar çıkacaksın da gol yederse gider elini sık. ya Bunlar hayali romantik şeyler yani. Kaleci önce topu tutacak ya. Kaleci dediğin adam topu tutacak. Ayağı iyiymişmiş. Bilmem neymişmiş. Kale Kurtuğan'ın ayağı o kadar da iyi değil. Eder sonunda kurtuğa farkını gördük işte. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan oldun yani. Kaleci topu önce bir tutacak abi. Ayak sonuna iyi olursa olsun. Abdullah Hoca da geriden oyun kurmayı geriye Uğurcan'a. Uğurcan topu taca atıyor. Ya senin kalecin Uğurcan'sa işte. geriden oyun kurma işini yapmayacaksın. Ya da Uğurcan sen ki kardeş sabah kadar günde 4 saat ayak çalışacaksın. Abi işte bence ya. zaten Ya oradaki... ben biraz bu söylediği şeyin peşine düşmeyen yani insanlardan da o yani eylem söylem birlikleri çok önemli bir şey. Jesus hiç diyor mu? Biz oyun kuracağız, oyun kuracağız. Tapa atın gidin diyor ya. tamam <laughs> mı? Ha ona göre oynuyorsun. Bak, bak bu oyunu eleştirebilirsin. Ben bu oyunu sevmiyorum abi. Bahçeye atan Ben topu ayakta iyi kale o zaman kaleci alırsın. Dersin ki Uğurcan'la olmaz abi. Bana bir tane ayağı süper teknik Kordova gibi kaleci alın. Ama hem Uğurcan Kaleci hem topu geriye verelim. Kaleciden de oyun kuralım olmuyor işte yani. Bence zaten işte oradaki problem o abi. Şimdi hani tamam bir fikri tutunmak biz bunu daha önce de konuştuğumuz şeylerden biri yani. Ya Taktiksel bu... bir şablon, bir düşünce, ya bir felsefe abi. olmalı. Fakat elindeki oyuncu grubuna da uygun mu değil mi arkadaş? <laughs> yani kural abi, bir yani. Abi Reha Hoca anlatsın <laughs> işte, işte Göztepe'ye çalıştırıyordu. Korneri paslaşıyorlardı falan yani. Bu ile iniesta gibi. Paslaşarak sonradan oradan Ama görevden ayrılmak zorunda kaldı. Metin Hoca anlatıyor işte. Çanakkale Dardan elde önüne basalım falan dedik. Fatih Terim'den görmüşüz. Olmadı küme düşüyorduk az daha diyor. Ya biraz ya bir, bu kadroyla alakalı bir şey abi. Olmaz abi. Bu, elindeki yap. Sen de Pirlo gibi ben buradan çıkayım. Yani çiğeliğini 13 çıvana versin. Ben de işte şey atayım. Pogba'ya vereyim. Pogba biraz gidebilirse gitsin falan. Öyle bir oyun yok. Senin öyle bir kadron yok ya. Ben bu gerçekten anladım. bu kadar böyle Sabit fikirli insanlara gerçekten rahatsız oluyorum ya. ya senin bir kocan yok diyor ya yine şey. Müganlı. Hmm. Senin bir kocan yok kardeşim senin. Ya senin yok kardeşim öyle bir kadron yok ya. Ya bir de uygulamalarda da problem var abi. Şimdi Galatasaray'da da bence ilk yarı benzer sıkıntı dibine kadar yaşandı Ümraniye maçında. Oraya geleceğiz. Dur Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş mesela ilk, ilk yarı çok ideal top oynadı. çok iyi oynadı. Ben Beşiktaş taraftarının da bu futbolu beğendiğini düşünüyorum. Ya baktığın zaman Valerian İsmail'i eleştirelim ki çok eleştirdim Alanya Spor maçından sonra. 3'te 3 üç yapıyordu ama. Evet. Yani çok kötü değişiklikler yapmasa, bak çok kötü değişiklikler yapsa bile Ersin yerine biraz or bir, bir, bit, ya da Ersin bir tık formda olsa 3-2 almıştı maçı. Fakat 9 en şu anda. Enkudu'nun, e, şimdi tamam bu maçta zaten Gezal gibi hani önemli bir diğer ayak da yoktu belki sahada da. E, oyun biraz Enkudu'nun hareketliğine çok biraz bağımlı hale de geliyor gibi geldi bana. Bilmiyorum katılıyor musun yani Enkudu'ya iki gün sonra bir şey, bir şey olacak, ol olacak. E olacak yani Enkudu işte Enkudu geçen Sezafer yani. Zafer abi burada diyor kalp ameliyatı oldu herhalde diye. Enkudu olacak. Kaç ay or evde yoktu. Yani şimdi o, oralarda nasıl çözüm üretecek acaba? Be benim merak şimdi ettiğim ben tarafı. Şimdi Valerian İsmail'in biraz daha biraz daha açık olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar sayalım. Bunu birkaç programdır sayıyorum. Sayıs, Masuaku, Enkudu, Cenk Tosun, Weghorst, Gezzal. Gezzal, Getson. 7 tane Premier Lig oyuncusu var sende. Bunların hepsi öyle veya böyle Premier Lig'e e transfer yapmışlar. Bir kısmına ciddi bonservisler ödemiş. Tabii. 40 milyon euro vermişler Getson'a. Gezzal'a Getson da para verip almış restir. 7 tane Premier Lig görmüş. Dünyanın en iyi liginde ve oynamış. Getson hariç hepsi de oynamış. Sayı son bir oyuncusuydu doğrudan. Masuaka da öyleydi. En kodu tamam. Zaten Tottenham'dan alamazsın sürekli oynayan oyuncu olsa. Gel. Şimdi 7 tane Premier Lig görmüş oyuncum var. Birine 26 milyon euro vermişler. Cenk'e. Yani şimdi bunlara bir potansiyeli var. Şimdi bu potansiyeli var olan takıma biraz daha başka oyunlarda katmalısın. E, Salih Tarhom'a görmüş abi. Yani Beşiktaş'ın fena bir 11'i yok. Fena bir 11'i yok. 11'den sonra, evet. yani 8. oyuncudan, 9. oyuncudan sonra problem başlıyor. Beşiktaş yönetiminin de artık oralara katkıda bulunması lazım. Mesela bu Atakan Keskin, Kerem Atakan Keskin, Sivas'tan alınan arkadaşımız. Hani bir orta sahaya alternatiftir. Efendim Joseph gelecek tamam. İşte Joseph'in ee, ne kadar kaldı? Joseph de bir aya gelir herhalde ki o da Premier Lig'e iki tane kulüpten teklif almış oyuncu. Öbür bu ama mesela kardeşimiz yerine bir tane artık bir stoper al abi. Bir evet. tane al. Şimdi Dellali'yi alıyor musun bilmiyorum ama bir tane daha böyle bu Enkudu'ya herhangi bir şey olabilir. Zafer Delali abi söylüyor. olayına ne diyorsun abi? Dellali hakkında ne düşünüyorsun? Abi büyük risk. Çok büyük risk. Büyük risk. Büyük risk olmasa zaten gelmez de. E tabii canım. Ya ben ya... İngilizlerin, İngiltere'den gelen değil, İngilizlerin çok yurt dışında başarılı oldukları çok az örnek var. Çünkü kolay kolay da çıkmıyor ve çıkmıyorlar. Zaten İngilizler orada. ve İtalyanlar biraz daha lokal kalıyorlar. Yani tam son seçenek. Yani İspanyollar, Portekizliler, Brezilyalılar, Arjantinliler çok geziyor da Fransızlar falan. Ee, İngilizler pek İngiltere dışına Hele çıkmıyorlar. Belli bir e, yani oyuncu havuzunda belli bir seviyenin üstündeyse kolay kolay mümkün değil yani. Ee, kolay kolay bile değil. Yani Beckham, Owen McManaman hani 3-4 tane sayabilirsin. transferler ama. 3-4 tane sayabilirsin. Onun dışında hani çok şeyden çıkmak istemiyorlar. Liverpool çekti onları. Ee, şey, real. kendi memleketlerinden çıkmak istemiyorlar. Ben Delilali transferini açıkça e, sır buluyorum ama Delilali tekrar top oynamaya karar verirse büyük katkı sağlar tabii. Yani orada problem top oynamaya ya karar verip evet, vermemesi. Yani iki senedir neredeyse şey e, ya futbolu sevmiyormuş gibi. Evet. Zaten ee, öyle bir biraz sanki şey gibi abi. Depresyonu mu var neyi varsa. Bilmiyorum şimdi söyleyeceğimi kızanlar da olabilir belki de. Yani İngiltere'nin Oğuzhan'ını gene çekiyor gibi yani. Oğuzhan Öz Yakup gibi. çünkü Beşiktaş'ta da hep ya Türk futbolunda beklenti vardı ya Oğuzhan. Ya oldu olacak oldu sene, olacak. 10 sene Abi 10 sene var. olmadı yani. Olmuş. Şimdi Delal'de de aynı benzer bir durum evet, var. Evet evet. Yani ama mesela bir şimdi son günlerde Hazart konuşuluyor. Hani ben ihtimal vermiyorum da. William konuşuluyor. Yani öyle bir. Kanat oyuncusuna daha ihtiyaç varmış gibi geliyor. Yani bence bir kanat oyuncusu, bir sol bek, bir stoper ama bunların hepsi iyi. yani sol bek Masouakou'ya yedek, Enkudu'yu yedekleyebilecek gerekirse bir oyuncu. Bir tane de iyi stoper kesin şart. Kesin Aynen. şart yani. Ya yani sayıysa bir şey olacak o olsan stoperin necip gene yani. Abi sağ, e, az kadro. 11 yani yok çok iyi değil yani. Az kadro havuzunda havuzunda alternatif olan oyuncu sayısı çok yani az. Yani 8 abi. tane 9 tane iyi oyuncusu var. Beşiktaş'ın üst düzey oyuncusu var. Sonra çok aradaki fark çok. Diğerleriyle evet. aradaki fark. Yani as oyuncu çıktığı anda yerine koyuna, koyacağın adamla başka bir şey oynamak zorundasın. Problem o. Hani iyilik kötülükten Şimdi de... Sergen ziyaret. Hoca zamanında 13 oyuncuyla gittin. Yani klasik 11'in. Evet. Ama son 10 maç Bakar gitti. Bak ne oldu görüyor. Veriyordun şampiyonluğu. Gezdal evet. o kadar sorumluluk alsa bile veriyordun şampiyonluğu. Ya Vegas Cenk değişikliği bile bambaşka bir şey sor. Ki orada Tabii. Cenk'i sayıyoruz yani. O yüzden olsun. hani Beşiktaş'ın 3 tane çok net iyi takviye yapması lazım. Bu Kerem katkısı hariç. 3 tane daha. Tamam şimdi orta saha rotasyonu oluştu. Kerem, Getson, Josef, Salih, e, bir de Berkay. Yani oradaki 2 kişiye veya 3 kişiye 5 oyuncu Necip, e, jo Joseph, Getson, Salih. ideal üçlü gibi gözüküyor. Atiba gene oynar. Kerem, Berkay tamam yani orayı orayı götürür tek kulvarda götürür ama stopere baktığın zaman stoperde eksiksin abi dün bir eksiksin stoperde yani Berkan Kutlu'yla alakalı bir şeyler çıktı ben yanlış i̇şte mı hatırlıyorum o... sosyal medyada öyle bir şeyler döndü ama Galatasaraylı Berkan Beşiktaş diye değil mi evet evet sen de gördün gördüm Beşiktaş sol önde oynayan mesela Pelkası da bir denediler oldu galiba. sol önde oynayan sağ ayaklı bir oyuncu arıyor Topla tutabilen işte William Hazard, Pelkas isimlerinin çıkma sebebi de o. Öyle bir oyuncuya bana göre ihtiyaç var. Berkan Kutlu olur mu? Beşiktaş'a olur vallahi. Bence de olur. Olur. Yani anlaşırlarsa olur. Bir alternatif oyuncu olarak olur. Ee, ama Galatasaray şey ne olur bilmiyorum.